Merhaba arkadaşlar, Devren Koleji Uzaktan Eğitim Fizik Dersine hoş geldiniz. Kaldırma kuvvetinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, burada karşımızda iki tane soru var. Buna benzer sorular ÖSYM genelde sorabiliyor, sordulardı arkadaşlar. Belki tekrar size sorabilirler. Burada birinci sorumuzda X ve Y cisimlerimiz var. Görüldüğü gibi dengede kalmış, iplerdeki gerilmeleri vermiş. Buna göre arasındaki ilişki nedir? Öz kütleleri arasındaki ilişki. Şimdi bir cismi aşağıdan bağladığınızda arkadaşlar konumu ne olursa olsun eğer ki ipte gerilme varsa bu ne yapmak istiyordur? Yukarı doğru çıkmak istiyordur. Bu da neyi gösterir? Öz kütlesinin sıvıdan küçük olduğunu gösterir arkadaşlar. Öyle değil mi? Aynı şekilde cismi şöyle yukarıdan bağlarsanız mesela şöyle düşünün. Bu tarz sorular karşınıza gelebilir. İpte gerilme varsa bu nedir arkadaşlar? Aşağı inmek istiyor. Öz kütlesi sıvıdan ne oluyor? Büyük oluyor. Şöyle sorular gelebilir. İpi keserseniz ne olur? İpi keserseniz ne olur arkadaşlar? Cisim aşağı iner ve dibe çöker. Zaten tamamı içerideydi. Yine tamamı içeride olacak. Sıvı seviyemiz ne olmayacaktır? Değişmemiş olacaktır. Konumu ne olacak? Gelecek dibe çökecek. Şayet şöyle bir şey olsaydı. Önemli burası. Şöyle olsaydı cismimizin tamamı içeride değil de bir kısmı içeride bir kısmı dışarıda olsa idi ve ipte gerilme var. Yine bu cismimiz ne yapmak istiyor arkadaşlar? Aşağı inmek isteyecek. Ama ne kadar isteyecek? Burada 3 tane seçeneğimiz var. Birazcık gelip batabilir arkadaşlar. Gelip şöyle de olabilir. Gelip dibe de çökmüş olabilir. Nitekim ipi keserseniz her türlü aşağı doğru batacağı miktar ne olacak? Artacak. Batacağı miktar arttığı için sıvı seviyemizde ne olacak? Bir yükselme olacak. Mesela sıvı basıncını sorsaydı sıvınız yükseldiği için basıncımız artar derdik. Peki öz kütlesi hakkında gördüğü gibi 3 tane seçenek var. Kesinlikle şudur budur diyemiyoruz. Yani öz kütlemiz küçük de olabilir yine sıvıdan. Eşit de olabiliyor. Büyük de olabiliyor. Önemli bir bilgi. Şimdi sorumuza dönelim. X'e bakıyoruz arkadaşlar. Aşağıdan bağlanmış öyle değil mi? Şöyle düşünün, alt tarafı düşünmeyin. Yukarıya doğru gitmek istiyor. İpte gerilme var. O zaman ne olacaktır? Hemen X cismi için çizdiğim şöyle. Şöyle buraya bir yere bağlanmış cismin ne olduğu önemli değil. İpte gerilme varsa X cismimiz ne yapıyor? Yukarı çıkıyor. O zaman X'in öz kütlesi sıvının öz kütlesinden ne olacaktır? Küçük olacaktır. Geldik Y için. Evet, Y'yi çiziyorum. Şöyle bir sıvı düşünelim. Tamamı sıvının içerisinde. Aşağıda bir ip var. Yukarıda da bir ip var. Yani şöyle düşünecek olursanız. Öyle değil mi? Şimdi yukarıdaki ip, aşağıdaki ip birbirine eşit. Dolayısıyla bu ipleri kesseniz de yine ne olmayacaktır? Hareket etmeyecek. Çünkü aşağı doğru iple yukarıdaki ip nedir? Birbirine eşit. Bunlar olsa da olur, olmasa da olur. Yani denge şartınızı ne yapmıyor? Bozmuyor. Dolayısıyla cismimiz, Y cismimiz ne oluyor? Olduğu yerde kalmaya devam edeceğinden Y cismiyle sıvının öz kütlesi ne olacaktır? Eşit olacak. İlişkilendirecek olursak Y eşittir sıvı büyüktür kimden? X'ten. Geldik hemen yan taraftaki soruya. Evet, yine K aşağıdan bağlanmış. Hemen ayrı çizeyim karışmasın diye. K cismimiz aşağıdan bağlamış ve 2T arkadaşlar yukarı doğru çıkmak istiyor. Yukarı doğru çıkmak istediği için öz kütlesi sıvıdan ne olacaktı? Küçük olacaktır. Şimdi geldik L cismine. Evet, L cismini çiziyorum. Yukarıda da bir ip var. Aşağıda da bir ip var arkadaşlar. İkisi de birbirine eşit demin yaptığımız gibi. Yine yukarısı aşağısı eşit olduğundan dolayı kestiğinizde aynı şekilde kalacağından arkadaşlar L cismimizin öz kütlesiyle sıvının öz kütlesi birbirine ne oluyor? Eşit oluyor. Geldik M cismine. M cismi arkadaşlar şöyle bir çizelim. M cismini şöyle çizmişiz. Evet, yukarıdaki ipimiz 2T. Aşağıdaki ipimiz T. Şimdi baktığınız zaman ne olacak? İpler zıt yönde birbirinin farkını alacak olursak, daha da sadeleştirecek olursak ne olacaktır? Cismimiz yukarıda tek bir T kalmış gibi düşünmeniz lazım. Yani yukarıdan asılmış. Yukarıdan asıldığı için ve tamamı suyun içinde olduğu için burada gösterdiğimiz gibi ne olacaktır? Aşağı doğru inmek istiyor. Tek bir seçenek var, dibe çökecek. Dolayısıyla M cismimizin öz kütlesi sıvıdan ne olacaktı? Büyük olacak. Bunların ilişkisini istiyor. O zaman M büyüktür L'den. O da büyüktür K'dan olacak. Evet, geçiyorum.
Geldik bir notumuz var arkadaşlar. Burada yine 3 tane cismimiz var. Taşırma kaplarımız var. Taşırma kaplarımızda ağırlaşma ile ilgili sorular gelebilir. Ne kadar ağırlaştı veya ne kadar hafifleşti diye gibi sorularla muhatap olabilirsiniz. Şimdi birinci cismimiz yüzen cisimler. Yüzen cisimlerde arkadaşlar ne kadarımız batıyor? Yüzen cisimlerde şu kadar batma var. Batmayla taşan sıvının hacmi birbirine ne oluyor? Eşit oluyor. Yani buraya gelen sıvının miktarı taşan sıvının arkadaşlar önce hacim değerlendirmesi yapıyoruz. Taşan sıvının miktarıyla batan hacim birbirine nedir? Eşit. Dolayısıyla şunu da diyebiliriz. O zaman cismimizin hacmi taşandan ne oluyor? Büyük, çünkü cismimiz daha fazla. Neden de büyük oluyor? Batandan da büyük oluyor. Denge şartlarımızdan atılacak olursanız aşağı doğru ne var arkadaşlar? Ağırlık. Yukarı doğru ne var? Kaldırma kuvveti. Burada da yazdığımız gibi ağırlığımızla kaldırma kuvvetimiz birbirine ne oluyor? Eşit oluyor. Burada arkadaşlar şimdi taşan sıvı ve kaldırma kuvveti değerlendirmesi yapalım. Taşan sıvı nedir? V taşan çarpı D sıvı çarpı G. Peki kaldırma kuvveti neydi? O da V batan D sıvı çarpı G değil midir? Görüldüğü gibi daha önce de demin yazdık. Batan hacimin miktarıyla taşan sıvının hacim olarak miktarı birbirine ne? Eşit. O zaman şunu ne yapacağız? Bu eşitliği gördüğümüzde o zaman şunu diyebileceğiz. Kaldırma kuvveti arkadaşlar taşan sıvının kütlesine nedir? Eşittir. Tek bir sıvıda her zaman hangi durumda olursa olsun kaldırma kuvvetiyle taşan sıvı nedir arkadaşlar? Eşit. Burada yazdık. Dolayısıyla şunu düşünün. Bir kaba ne yaptınız? G cismi bıraktınız. Buna bir kaldırma kuvveti etki ediyor. Ve bu denklemde taşan sıvının da bunlara eşit olduğunu gözlemledik. Burada eşitliği aldık hemen buraya. Bu şunu gösteriyor. Kabın içerisine bıraktığınız cisim ile kaptan dışarı çıkan sıvının miktarı eşit. Bu ne demektir? Gelen giden birbirlerini karşılaştığı, birbirlerine denk geldiği için, eşit olduğu için ne yapıyor arkadaşlar? Gelen kadar giden oluyor. O zaman kapta ne olmayacaktır? Ağırlaşma olmayacaktır. Evet, kapta ağırlaşma olmuyor arkadaşlar. Batmayan cisimlerde kapta ağırlaşma olmuyor. Geldik yüzen cisimlerde. Yüzen cisimlerde yine ne diyeceğiz arkadaşlar? Burada tamamı suyun içerisinde. Yani taşan sıvının hacmi batan cismin hacmine ne oluyor? Eşit oluyor. Öyle değil mi? Taşan sıvının hacmi batan cismin hacmine eşit oluyor. Bu arada tamamı battığı için bir de bunlara ne diyeceğiz? Cismin hacmi de buraya ne oluyor? Eşit oluyor. Demek ki burada şu yorum yapabiliriz. Yüzen ve askıda kalan cisimlerde batan hacim, taşan hacim ve cismin kendisi birbirine ne de oluyor? Eşit oluyor. Evet, kaldırma kuvveti de demin yazdık arkadaşlar. Kaldırma kuvvetleri bize neyi veriyordu? Kaldırma kuvveti taşan sıvının miktarını verdi. Yani kaldırma kuvveti taşan sıvı diyebilirsiniz. Dolayısıyla yine buradaki denklemde gördüğünüz gibi ağırlığımızla kaldırma kuvvetimiz neydi? Eşit. Aşağı doğru ağırlık, yukarı doğru ne vardı? Kaldırma kuvveti. Birbirine ne olacaktı bunlar? Eşit. Bir de buraya ne geldi? Taşan sıvı geldi. O zaman burada neyi görüyoruz? Yine aynı şekilde eklediğimizde çıkan birbirine eşit. O zaman kapta yine ne olmayacaktır arkadaşlar? Ağırlaşma olmayacak. Demek ki cisim batmadığı sürece kapta ne yapmıyormuş? Ağırlaşma yapmıyormuş arkadaşlar. Geldik son duruma. Burada ağırlığımızın kaldırma kuvvetinden büyük olduğunu biliyoruz. Niye? Yukarıya doğru kaldırma kuvveti var. Yukarıya doğru tepki var arkadaşlar. Aşağıya doğru da neyimiz vardı bizim? Ağırlığımız vardı. Ağırlığımız hem tepki hem de kaldırma kuvvetinin toplamına eşit olduğu için ağırlığımız kaldırma kuvvetinden büyük. Evet, burada şu yorumu yapabiliriz arkadaşlar. Üçüncü şekil için şöyle bir bölme ayırayım ben size. Taşan sıvının hacmi batan hacme nedir? Eşit. Battığınız kadar taşırırsın. Batan da cisim değil midir burada? O zaman cismimizin hacmi de ne oluyor? Buraya eşit oluyor. Yani bu yorumlar karşınıza çıkabilir. Taşan sıvı, batan hacim veya cismin hacmi birbirine eşit midir dibe batanlarda? Evet, birbirine eşit. Peki burada ne dedik? G kaldırma kuvvetinden büyük dedik. Kaldırma kuvveti kimdi arkadaşlar? Taşan sıvıya ne olacaktı? Eşit oluyor. Yani size taşan sıvılar hakkında bilgi veriyorsa aslında ne vermek istiyor?
kaldırma kuvveti bilgisi vermek isteyecektir. Görüldüğü gibi cismimiz G, taşıyanımız burada. Ağırlığımız fazla, taşıyanımız az. Yani siz bir cisim bırakıyorsunuz, kendisinden az taşırıyor. Bu da ne yapar arkadaşlar? Ağırlaşma yapar. Ağırlaşmayı nasıl bulacağız? Ağırlaşma, cismin kütlesi eksi taşan. Ya da ne diyebilirsiniz? Cismin kütlesi eksi kim? Kaldırma kuvveti de diyebilirsiniz. Yani batanlarda ağırlaşma oluyor. Gelelim sorumuza. Cisimler eşit kütlede sıvı taşırıyor. Taşan sıvılar eşit diyor. Aslında amacı bu değildir, biliyor musunuz? Amacı nedir arkadaşlar? Kaldırma kuvvetleri eşit demek istiyor. Amacı nedir biliyor musunuz? Kaldırma kuvveti eşitse nelere eşittir? Batan hacimlere eşittir demek istiyor. Çünkü aynı sıvının içerisinde bunlar. Kaldırma kuvveti neydi arkadaşlar? Kaldırma kuvveti V batan D sıvı G. Burası aynı, burası aynı. Burası aynıysa o zaman batanlar da ne olacaktır? Aynı olacak. Bu cisimlerimizin batanları birbirine eşit. Yargılarından hangileri doğrudur diyor. Arkadaşlar ne dedik? Kütleleri eşitse, taşıdıkları sıvıların kütleleri eşitse kaldırma kuvvetleri ne olacaktı? Eşit. X'in öz kütlesi Y'den büyüktür diyor. Hayır. Y'nin öz kütlesi X'den büyük olmalıydı. Peki kütlelerini soruyor. Bakalım değerlendirme yapacağız. Kütle olduğu zaman ne yapıyorduk? Denge şartımızı kullanacaktık. Yukarı doğru kaldırma kuvveti, aşağıya doğru X'in ağırlığı. Buraya geldik. Yukarı doğru kaldırma kuvveti, yukarıya doğru tepki, aşağıya doğru ne vardı? Y'nin ağırlığı. Denge şartını yazıyoruz. Evet, X'e etki eden kaldırma kuvveti X'in ağırlığına eşit. Y'ye etki eden kaldırma kuvveti ve tepki Y'nin ağırlığına eşit arkadaşlar. Biz kuvvetlerin ne olduğunu biliyoruz, kuvvetlerimizin eşit olduğunu biliyoruz. O zaman G kime eşit? F'e eşit. G'ye kime eşit? F artı N'e eşit. Yani Y'nin ağırlığı veya kütlesi X'ten ne oluyor? Büyük oluyor o zaman. Üçüncü seçeneğimiz de doğru. Hacimlerini sormuş, hacimlerini. Arkadaşlar biz ne dedik? Kaldırma kuvvetleri aynıysa batan hacimleri de aynıdır. Öyle değil mi? Hemen karışmasın diye şuraya sizin için bir şekil daha çiziyorum. Şöyle bir şey vardı elimizde, X, bu da Y cismi. Batan hacimleri eşit. Ne diyelim batan hacimlerine? 4 diyelim. Burası 4, burası 4. Malum dışarıda da bir parçamız var. Yani X'in hacmi nedir? Fazlalık var. O zaman X'in hacmi ne olacaktır arkadaşlar? Y'nin hacminden büyük olacak. Dördüncü seçeneğimiz de doğru. Y kapta ağırlaşma yapar diyor. Evet, dibe battığı için Y ne yapacaktır arkadaşlar? Ağırlaşma yapacaktır. Geçiyorum. Evet, hangi işlem dengeyi bozmaz diyor. Güzel soru. Bu tarz sorular karşınıza çıkabilir. K cismimiz, L cismimiz ve M cismimize ait olan bilgiler burada arkadaşlar. Sıvının öz kütlesi burada. Cismimiz attığınız anda sıvı dışarıya gidiyor. İçeride kalmıyor yani. Ne yaparsanız denge bozulmaz. Arkadaşlar şu an denge var. Terazimizde görüldüğü gibi denge vardır. K'yı attık. K'nın öz kütlesi ne? D. Sıvının öz kütlesi ne? 2D. Yani K'yı bıraktığınızda ne olacaktır? Yarısı batacaktır. Peki bu tarz cisimler bıraktığınız ne olacak? Dışarıya sıvı taşıracak. Taşırdığı sıvı kaldırma kuvvetine ne olacaktı? Eşit olacaktı. Hatta ne oluyordu? Ağırlığına da eşit oluyordu. Ve kapta ağırlaşma olmuyordu. Kapta ağırlaşma olmazsa o zaman denge ne olmaz? Bozulmaz. Birinci yargımız doğru. K ve L'yi atma diyor arkadaşlar. K ve L'yi birlikte atma diyor. Şimdi K'nın değiştirmeyeceğini biliyoruz zaten. Öyle değil mi? Bu bizim avantajımız. L'yi de atalım. L'nin öz kütlesini arkadaşlar eşit olduğu için gelecek. Askıda kalacak. Aynı şekilde bu da kendisi kadar sıvı taşıracaktır. Ne kadar taşırıyordu? Taşan sıvı kaldırma kuvvetine ne oluyordu yine? Eşit oluyordu. Tabi denge şartımızdan ağırlığımız da kaldırma kuvvetine ne olacak? Eşit olacak. Buradan da görüldüğü gibi bu da kapta ağırlaşma yapmıyor. İkisi de ağırlaşma yapmadığına göre dengemiz ne olmayacaktır? Bozulmayacaktır. L ve M'yi atma arkadaşlar. Evet, L'nin bozmadığını biliyoruz. M'ye bakalım. M nedir arkadaşlar? M cismimiz ne olacaktır? Attınız, dibe çökecek. Niye? Öz kütlesi büyük. Dışarı aldım arkadaşlar. Evet, M taşan kaldırma kuvvetine ne demiştim? Eşit.
Ama burada ağırlığımız neydi? Büyüktü hatırlarsanız. Yani 10 kilo bıraktınız, kendinizden az taşırıyorsunuz. O zaman kapta ne yapmış olursunuz? Ağırlaşma yaparsınız. Burası ağırlaştığı için denge bu tarafa doğru bozulur. O zaman bu dengeyi bozar arkadaşlar. Burada da yine M olduğu için denge ne olacaktır? Bozulacaktır diyoruz. Geldik yan taraftaki sorumuza. Arkadaşlar hacimleri eşitmiş cisimlerimizin. Kısa kısa yazmışım. Hacimleri eşit. Öz kütlelerini tek tek bize vermiş. Yargılarından hangileri doğrudur? K cismi ağırlaştırma yapmaz diyor. Bakalım K cismimiz arkadaşlar taşıma kabımız attık. K cismi burada kalıyor. Evet gerçekten batmadığı için öyle değil mi? Hatta şöyle verelim mi arkadaşlar ben bunların hacmini 2V diyeceğim. Size ispatını da yapalım. 2V diyoruz. K cismimizin ne olacak? Yarısı içeride, yarısı dışarıda olacak şekilde dengede kaldığını düşünelim. Niye? Öz kütlesi yarım olduğu için. Onu etkeden kaldırma kuvveti nedir? V battığı için çarpı D çarpı kim? G. Taşan kim arkadaşlar? Taşan sıvı da yine ne kadar battıyorsa o kadar taşıracağını söyledik. V çarpı D çarpı G. Öyle değil mi? Peki cismimizi isterseniz yazalım. Bu arada özür dileyerek geri almak zorundayım. Sıvının öz kütlesi burada 2'ymiş arkadaşlar. Sıvının öz kütlesi 2D çarpı G. 2D çarpı G olarak düzeltiyorum. K cismimizinkini yazalım. Hacmi neydi? 2V. Öz kütlesini D. Bakın burada vermiş. Çarpı G. Görüldüğü gibi bakın hepsi birbirine eşit. Demin burada gösterdiğim gibi bakın hepsi birbirine eşit. Dolayısıyla gelen giden eşit olduğu için kapta ne olmuyor? Ağırlaşma olmuyor. Doğru söylemiş. L cismi ağırlaştırma yapmaz diyor. Bakalım L cisminin öz kütlesi 3'tü arkadaşlar. L cisminin 3'te olduğu için gelecek şöyle duracak. Tehlike arz ediyor. Bu aslında dibe batmıyor gibi görünse de batıyor. Birinci sıvının altına iniyor arkadaşlar. Hemen ona etkeden nedir? O esnada buradayken öz kütlesi 3'te ya. Bu esnadayken ona ne yapacağız arkadaşlar? Kaldırma kuvvetini değerlendirelim. Veya direkt hiç uzatmadan taşanı bulalım. Şimdi bu cismi bıraktığınız anda ne olacaktır? Hacmi kadar sıvı taşıracak. Ama kimden taşıracak? Yukarıdaki sıvıdan. Taşan sıvı arkadaşlar cismimizin hacmi o yukarıdaki sıvının öz kütlesi. Yukarıdaki sıvımız neydi? 2D çarpı G. Bu kadar taşma var. Peki kendisi ne kadardı? Kendisi arkadaşlar 2V çarpı 3D çarpı G. Bakın kendisi 6, taşırdığı 4. Üstteki sıvıdan taşırdığı için yani batmalarda buna dikkat etmeniz lazım. Demin eğer tek sıvı olduğu zaman evet batmıyorsa ağırlaşma yapmıyordu ama burada battığını düşünmeniz lazım. Birinci sıvıya battı. Dolayısıyla bakın ne kadar oldu arkadaşlar? 2D ve G kadar bir ağırlaşma yaptı. O zaman doğru söylüyor. M cismi ağırlığının yarısı kadar ağırlaşma yapar diyor. Aslında demek ki yaptığımız işlemleri burada ne yapacağım? M için kullanacağım. M arkadaşlar geldi dibe çökecek. Öyle değil mi? Burada öz kütlesi 4. Hemen M'nin ağırlığını yazalım. Hacmi 2V diye değerlendirmiştik. 4D çarpı G. Peki taşırdığı kim olacaktır? Taşan sıvı. Arkadaşlar taşan sıvı kendi hacmi kadar taşıracak. Ama kimden taşırıyor? Yine yukarıdaki sıvıdan taşıracak. 2D çarpı G. Taşırdığı 4, kendisi 8. Evet gerçekten yarısı kadar ağırlaşma yapıyor. Evet güzel sorular çözdük. Şimdi umarım anlaşılıyoruzdur. Geçiyorum. Geldik arkadaşlar. Yine terazi ile ilgili bir sorumuz var. Beraber değerlendirelim hızlı bir şekilde. X cismi atıldığında denge bozulmadığına göre dx kaç d'dir diye klasik bir soru modelimiz var. Denge bozulmuyorsa arkadaşlar şimdi cismi attığınız zaman eğer ki burada kalsaydı burada değişim olmayacaktı ama buraya su geldiği için denge bozulacaktı. Burada kalsaydı burada bir değişim olmayacak. Batmıyor ya değişim olmayacak. Buraya sıvı geldiği için burada bir değişim olacağından denge bozulurdu. Ama sorumuz ne diyor? Denge bozulmuyor. O zaman her iki tarafta da bir değişim yapmamız lazım. Buraya ne geliyor? Sıvı geliyor. Burada da ağırlaşma olması lazım. Yani cismimizin batması lazım. Batması da nedir arkadaşlar? Öz kütlesinin büyük olduğunu gösteriyor. Biz şunu göstereceğiz. Mesela cismimizin arkadaşlar
hacmini V alacağım. Tabii öz kütlesini bilmiyoruz. O zaman ağırlığı ne olacaktır? V çarpı D cisim çarpı G olacaktır. Buraya bir sıvı gelecektir. Bu sıvı nedir arkadaşlar? Taşan sıvı ne olacaktır? Taşan sıvı V kadar çarpı sıvının öz kütlesi, biliyoruz onu, 2D çarpı G olacaktır. Yani burada ne var? 2 tane ağırlaşma var. Öyle değil mi? 2 tane ağırlaşma var arkadaşlar. Ağırlaşmayı nasıl buluyorduk? Ağırlaşma G-2FK. Aslında bu da kimdi arkadaşlar? Kaldırma kuvveti taşan sıvıydı, değil mi? Ağırlaşmamız ne kadar? Şimdi burada ne kadar ağırlaşma varsa burada da o kadar ağırlaşma olmalıdır. Ağırlaşmamız ne? 2DVG eşittir G çarpı G eksi, pardon, kaldırma kuvveti de bunda eşit olduğunu biliyoruz. 2VDG olacaktır. Şimdi burada ağırlaşma ile buradaki ağırlaşmanın eşit olması lazım, denge bozulmasın diye. Ben de ağırlaşmayla kaldırma kuvvetini eşitledim arkadaşlar. Ağırlığımız ne olacak? 4DVG olacaktır. Hemen bunu yazalım. Bu neydi? V çarpı, burada yazmıştık, D cisim çarpı G, 4DVG'den cismimizin öz kütlesi ne oluyor? 4D oluyormuş. Evet, kaba bir miktar su eklenirse T1 ve T2 nasıl değişir? Arkadaşlar kaba su ekledik. Hadi şuraya kadar getirdik. Bunun aşağı doğru neyi var? Ağırlığı var. Yukarı doğru T1 var. Bir de yukarı doğru ne var? Kaldırma kuvveti var. Kaldırma kuvveti artı T1'imiz cismimizin ağırlığına ne? Eşit. Cismimizin ağırlığı değişmiyor. Kaldırma kuvveti değişiyor mu? Bence değişmiyor. Çünkü batanı değişmiyor, değil mi arkadaşlar? Tamamı zaten suyun içinde. O zaman ipteki gerilme de ne olmuyordur? Değişmiyordur. T1'imiz değişmiyor. Geldik ikincisine. Buradan hemen değerlendiriyoruz. Aşağı doğru ne var? Bunun ağırlığı var. Yukarıya doğru ipimiz var. Ve yukarıya doğru ne var arkadaşlar? Kaldırma kuvvetimiz var. Kaldırma kuvveti artı T2 kime eşittir? Ağırlığımıza eşit. Arkadaşlar ağırlık değişmiyor. Batan hacim arttığını görüyoruz, değil mi? O zaman kaldırma kuvveti artıyor. Dengenin sağlanması için mecburen T2'yi ne yapmanız lazım? Düşürmeniz gerekiyor. İşte T1 ve T2 ip gerilmelerimiz bu şekilde değişiyor. Kaba bir miktar su eklenirse T1 ve T2 nasıl değişir diye yine benzer bir soru bizi bekliyor arkadaşlar. Buradan da bakalım, hep beraber değerlendirmemizi yapalım. Ne olacaktır buradan arkadaşlar? Su ekliyoruz. Yine aşağı doğru neyimiz var? Aşağıya doğru ağırlığımız var. İpte gerilme var. Yukarı doğru ne var? Kaldırma kuvveti var. Denge şartımızı yazıyoruz. Kaldırma kuvveti T1 artı kim? G. Ağırlık değişmiyor. Su eklediniz. Öyle değil mi? Suyu buraya kadar çıkardığımızı varsayın. Batan hacim değişmiyor. Yani kaldırma kuvveti değişmiyor. O zaman ipteki gerilme de ne olmayacaktı deminki gibi? Değişmemiş olacak. Kaba bir miktar su eklenirse T1 ve T2 nasıl değişir diyor arkadaşlar. Kaba bir miktar su eklerseniz. Kaba bir miktar su eklerseniz ne olacaktır? Batan hacmi artacaktır. Şimdi aşağı doğru kim var burada? Aşağıya doğru T2 var. Aşağı doğru kim var? G var. Yukarı doğru kim var? Kaldırma kuvveti var. Kaldırma kuvveti eşittir T2 artı G. Ağırlığımız değişmiyor. Batan hacim arttığı için bu artıyor. Denge şartından dolayı eşitliğin diğer taraftakinde ne yapmamız lazım? Artırmamız gerekiyor. Evet, şöyle bir soru. Ben şöyle bir soru da sormak istiyorum. Bunlar katı cisimler arkadaşlar. Mesela şöyle bir balonumuz olsaydı ve biz su eklemeye başlasaydık. Balon arkadaşlar, bu balon. Esnek. Esnek. Attık arkadaşlar, su ekledik, sıvı seviyesi yükseldi. O zaman batan yine değişmedi. Hayır arkadaşlar, bu esnek olduğu için üzerindeki yük arttığından balon ne olmaya başlayacak? Küçülmeye başlayacak. Bu aradaki farka dikkat etmeniz lazım. Bunlar katı cisim, bu esnek bir cisim. Esnek bir cisme baskı uyguladığınız zaman hemen ebatlarında değişmeler oluyor. Burada da ne olacaktır? Ebatımız küçülmeye başlıyor arkadaşlar. Öyle değil mi? Yine denge şartında buradaki gibi yine aynısını yazacağım. Yukarı doğru kaldırma kuvveti var. Aşağı doğru T var. Aşağı doğru G var. Balonun ağırlığı değişmez. Ama batan hacmimiz ne olmaya başladı? Küçüldü. O zaman bakın ipteki gerilme ne oluyor? Küçülmüş oluyor. İşte böyle sorular gelebilir. Hatta içerideki gazın basıncını da size isterler. Balonu sıkıştırdığımız için gazın basıncı ne oluyor?
artıyor. Denemelerde sık sık sorulan bir soru modelidir. Geldik yan taraftaki soruya. Cismin ağırlığı G olduğuna göre ipteki gerilme kaç G'dir diyor arkadaşlar. Hemen denge şartımız aşağı yukarı kaldırma kuvveti cismimizin ağırlığına ne olacaktır? Eşit olacaktır. Kaldırma kuvveti neydi? V batan 2 birim batmış. D sıvı çarpı G dengemiz bu arkadaşlar. Geldik buraya. Aşağı doğru neyimiz var bizim? Ağırlığımız var. Yukarıya doğru ne var? Kaldırma kuvveti var. Ve kim var arkadaşlar? İpteki gerilmemiz var. Şimdi buraya baktığımızda arkadaşlar aşağı doğru G. Hemen değerlendirelim denklemimiz. T artı kim var? Kaldırma kuvveti. Aşağı doğru ne var? Ağırlığımız var. Öyle değil mi? Aşağı doğru ağırlığımız var. Şimdi ağırlığımızın bu olduğunu biliyoruz. Buradaki bu arada kaldırma kuvvetimiz ne? Bir birim batmış çarpı D sıvı çarpı G. Sol taraftaki denkleme bakacak olursanız yarısı kadar değil mi arkadaşlar? Evet, kaldırma kuvvetimiz yarıya düştü. O zaman G bölü 2 diyebiliriz değil mi buraya? Eşittir G'ye. T ne olacaktır? G bölü 2 olacaktır. İpteki gerilmemiz ağırlığımızın ne kadarıymış? Yarısı kadarmış arkadaşlar. Geçiyorum diğer sorumuza. Evet, cisimlerin ağırlığı G olduğuna göre ipteki gerilme kaç G'dir diyor bize. Bakalım. Evet, aynı mantıkta aşağı doğru ne alacağım arkadaşlar? Ağırlığımızı alacağız. Yukarıya doğru kaldırma kuvvetini alacağız. Kaldırma kuvveti ağırlığa eşit. Kaldırma kuvveti burada kim? Bir birim batmış. Sıvı diyorum. G diyorum. Ve ağırlık diyorum. Böyle bir denklemimiz oluştu. Geldik yan taraftaki soruya. Aşağı doğru ipimiz var. Aşağı doğru ağırlığımız var. Yukarıya doğru ne var arkadaşlar? Kaldırma kuvvetimiz var. O zaman şunu yazalım. Kaldırma kuvveti ağırlığımızla ipteki gerilmeye eşit oluyor. Peki buradaki kaldırma kuvveti 3 birim batmış. D sıvı G. Tabii aynı sıvıda olduğunu bize söyleyecek. Arkadaşlar şuraya baktığımızda buranın 3 katı değil midir? O zaman buraya ne diyeceğiz? 3G diyeceğiz. G artı T diyeceğiz. T buradan ne olacaktır? 2G olacak. İpteki gerilme ile cismin ağırlığı birbirine eşittir. Buna göre cismin öz kütlesi kaç D'dir diyor bize. Başlıyorum hemen. Aşağı doğru ağırlığımız var. İpteki gerilme ile cismin ağırlığı birbirine eşitmiş. İpteki gerilme ile cismin ağırlığı birbirine eşit. Hemen yazalım. Yukarı doğru ne var? Kaldırma kuvvetimiz var. O zaman kaldırma kuvveti 2 tane G diyebilir miyim arkadaşlar? Deriz tabii. Kaldırma kuvveti neydi? V batan. Kaç tane batmış burada? 1, 2, 3 tane batmış. 3 tane batmış. Çarpı D sıvı çarpı G. Eşittir. 2 çarpı ağırlığımızın açılımı neydi? V cisim. 1 arkadaşlar. 2 görüldüğü gibi. 3, 4 tane hacim var. 4 hacim çarpı ne? D cisim diyoruz. Cismin öz kütlesini istemiş zaten bizden. V'ler, G'ler, tabi burada G'miz de vardı. G'ler birbirine ne yapacak? Götürecek arkadaşlar. O zaman cismimizin öz kütlesi ne olacak? 3 bölü 8 olacaktır. Evet, hızlıca geçiyorum. Bakın balonlu sorular burada varmış. İp kesildiğinde cisim balon sıvı yüzeyine çıkıncaya kadar gaz basıncı arkadaşlar H mesafesi sıvının derinliği yani kaldırma kuvveti ve sıvı basıncımız S noktasındaki sıvı basıncımız ne olur? Bayağı bir geniş sorumuz. Arkadaşlar yüzeye gelinceye kadar yukarı çıktıkça balonumuz üzerindeki su miktarı azalacağından balonumuz ne olmaya başlayacak? Balonumuz büyümeye başlayacak. Yani hacmi artacak. Suyun içindeki hacmi artacak. Peki kaldırma kuvveti neydi? V batan çarpı D sıvı çarpı G değil mi? Dışarı çıkarmayacağız balonu bu arada. Öyle istiyor. Hacmimiz artmaya başlıyor. O zaman kaldırma kuvvetimiz ne olacak? Artacak. Kaldırma kuvvetiyle ilgili olan kısmımızı hallettik. Balonumuz şiştiği için arkadaşlar kapalı kaplarda hacim ile basınç neydi? Basınç ters orantılı. Hacmimiz balonumuz büyüyor. Hacmimiz artıyor. O zaman gazımızın basıncı ne olacaktır arkadaşlar?
gaz basıncımız düşecektir. Gaz basıncı ile ilgili kısmımızı da halletmiş olduk. Evet, balonumuz şiştiği için suyun içinde daha çok yer kaplıyoruz. O zaman su seviyemiz ne olmaya başlayacak? Yükselmeye başlayacak. Yani H da artıyor arkadaşlar. Bunun da değerlendirmesini yaptık. Geldik S noktasındaki sıvı basıncı. Sıvı basıncımız neydi? Videomuzu izlediysek hadi gel ile hesaplıyorduk. Şimdi öz kütle değişmiyor. G değişmiyor. Ne oluyor arkadaşlar? Sıvı yükseliyor. Derinliği artıyor. Derinliği arttığı için de sıvı basıncımız ne olacaktır? Artmış olacaktır. Geldik yan taraftaki soruya. F kuvvetiyle gazı sıkıştırıyoruz. Bu tarz sorular da karşınıza çıkacak. Gazı sıkıştırdık arkadaşlar. Gaz sıkıştığı için gazın basıncı ne olmaya başlayacak? Artmaya başlayacak. Gaz sadece burada değil. Sıvının özelliği neydi? Üzerine aldığı bütün basıncı her tarafa iletmesidir. Yani gaz sadece burada değil arkadaşlar. Sıvı bunu aldığı anda burada da gaz var. Her yerde gaz var şu an. Yani sıvının özelliği budur. Üzerine aldığı her şeyi aynen her yere, sadece balon üzerine değil, her yere iletiyor. Ve biz gazı sıkıştırdığımız için bu gazın etkisi ne olmaya başlayacak? Büyümeye başlayacak. Yani balonu iyice kıstıracaklar. Balon iyice kıstırıldığı için hacmi ne olacak? Küçülecek. Hacmi küçüldüğü için kaldırma kuvveti ne olacak? Azalacak. Denge şartımız yukarı doğru kaldırma kuvveti, aşağıya doğru ipteki gerilme ve ağırlığımız, bu değişmiyor. Kuvvet azalıyorsa ipteki gerilme de ne olacak? Azalacaktır arkadaşlar. Su basıncından bahsediyor. Sıvı basıncından, balonumuz küçüldüğü için suyun içerisinde az yer kaplayacak. Az yer kapladığı için de su seviyesi ne olacak? Aşağı inecek. Peki sıvı basıncımızı biz nasıl hesaplıyorduk? Hadi gel. Su yüksekliği azaldığı için sıvı basıncımız da ne olacaktır? Azalmış olacaktır. Güzel iki soru çözdük. Bunları mutlaka tekrarını yapın arkadaşlar. Geldik başka bir soru modeline. Piston F kuvvetiyle aşağı doğru itiliyor arkadaşlar. Şimdiki sorumuz balon değil, katı bir cisim arkadaşlar. Ona göre değerlendiriyoruz. Evet, yine ne yaptık? Gazı sıkıştırdığımız için gazın basıncı ne olacak? Artacak. Var mı öyle bir soru? Var. Gazın basıncı artar. Şimdi evet, her tarafta gaz olduğunu demin söyledik. Burada da gaz var. Balonun veya pardon cismimiz, bu balon değil katı bir cismimiz. Her yerde var. Katı olduğu için üzerindeki baz sıkı artıyor ama şekil ne olmayacaktır arkadaşlar? Balon gibi esnek olmadığından dolayı şekli değişmeyecek. Yani batan hacmi ne olmayacaktır? Batan hacmi değişmiyor. O zaman kaldırma kuvveti de ne olmayacaktır? Değişmeyecektir. Denge şartımız ne diyordu? Yukarı doğru kaldırma kuvveti. Aşağı doğru ip, aşağı doğru G. Ağırlığımız değişmiyor. Kaldırma kuvvetimiz değişmiyorsa ipteki gerilme de ne olmayacaktır? Değişmeyecektir. Evet arkadaşlar, eğer ki ipteki hani kaldırma kuvvetimiz değişseydi bunun ebatları değişecekti. Ebatları değiştiği için de suda bir oynamalar olacaktı. Şu an cismimiz oynamıyor. Şekli değişmiyor. O zaman sıvı seviyemiz ne olmuyor? Değişmemiş olacak. Sıvı seviyemiz değişmediği için hadi gelden dolayı onun da basıncı ne olmayacaktır? Değişmemiş olacak. Geldik burada tehlikeli sorulardan biri. Aslında artık alıştınız bu modele. Bu üçüncü sorumuz oluyor. Gazı sıkıştırdınız arkadaşlar. Gazın basıncı artar. İlk akla gelen nedir? Hocam buradaki gazı sıkıştırdım. Buradaki gaz sıkışırsa cismi aşağı doğru indirir. Ama şu özelliği es geçiyoruz. Suyun en büyük özelliği nedir? Gaz sadece burada değil. Gaz her yerde var. Suyun en büyük özelliği üzerine aldığı basıncı her yere aktarmasıdır. Gaz sadece yukarıda değil, her yerde etkisi var arkadaşlar. Evet, sıkıştırdığımız için gazın basıncı artıyor. Şimdi cismimizin her tarafındaki artan basınçlar aynı olduğu için cismimiz ne yukarı gider, ne aşağı, ne sağa, ne sola olduğu yerde kalacak. Batan hacmi ne olmuyor? Değişmiyor. O zaman kaldırma kuvvetimiz de ne olmayacaktır? Değişmeyecek. Suyun basıncının değişmesi için neydi? Hadi gel dedik. Bunun için cismin aşağı yukarı gitmesi lazım. Yani su seviyesinin değişmesi lazım. Dolayısıyla sıvı basıncımızda ne olmuyor? Değişmemiş olacaktır. Geçiyorum. Bunlar güzel, kaliteli sorular. Tekrar tekrar dinlemeniz lazım. Evet, geldik ayrı soru modeline. İpteki gerilme burada. Arkadaşlar şu iki cismin kütlesi burada. Öyle değil mi? Diğer ikisinin de kütlesi burada. Ve şöyle alıyoruz. Bunları yapmıştık, kütle merkezini bulmayı. Kütle merkezimiz burada. Her birine G diyelim. Türdeş cisminin her biri G. Toplam kaç G var? 4G var.
Bu cismimiz dengedeymiş. Kaldırma kuvveti neydi? Kaldırma kuvveti bazıları şu an şuralardan alıyor. Hayır arkadaşlar, kaldırma kuvveti dersimizin en başında anlattık ilk videoda. Batan hacmin ortasındadır. Burası kaldırma kuvveti. Evet, iple neyi istemiş bizden? İpteki gerilmenin G cinsinden oranını istemiş. Buraya göre ne yapacağız? Tork alacağız. Yarım uzaklıkta olduğunu görüyoruz. Dörtgen ne kadar uzakta? 1 bölü 2 eşittir. T ne kadar uzakta? 1 birim uzakta. O zaman T buradan ne olacaktır arkadaşlar? 2G eşit olacaktır. G bölü T ne olacak? 1 bölü 2 olacaktır. Evet, güzel bir soru. Kendi içinde türdeş olan cisimlerden hangileri şekildeki gibi dengede kalabilir? Güzel soru bunlar. Soruldu bir kısmı buranın. Arkadaşlar, kütle merkezi neydi? Şuralarda bir yerde. İki batan burada var. Kaldırma kuvveti burada. Sizce böyle bir denge var mı? Tabii ki de size katılıyorum. Böyle bir denge yok. Aynı hizada olması lazım. Bu dengede kalamaz arkadaşlar. Geliyoruz. Şu üçünün kütlesi burada. Şunun kütlesi burada. Kaldırma kuvveti de tam burada değil mi? Kaldırma kuvveti de 3 tane birim batmış ya arkadaşlar. Kaldırma kuvveti de burada. Ağırlıklar bakın şurada. Yukarıdakinin de ağırlığı burada. Kuvvetimiz de burada. Hepsi aynı doğrultu üzerinde midir? Evet, hepsi aynı doğrultu üzerinde olduğu için böyle güzel bir denge olabilir. Neden olmasın diyoruz. Türdeş cismimiz arkadaşlar, yine kütlemiz nerede? Tam ortada. Batan hacmimiz tamamı, yine burası da ortası değil midir? Kaldırma kuvveti, ağırlığımız. Evet, bıraktığınız gibi dengede kalır. Bu şekilde. Evet, dördünün kütle merkezi arkadaşlar neresi? Şurasıdır. Kütle merkezi burası. Kaldırma kuvveti nerede? İki tane parçamız batmış. Pardon, özür dilerim. Üç tane parça batmış. Üçünün de ortası şurası. Yukarı doğru da kaldırma kuvveti. Aynı doğrultu üzerinde olduğu için yine bunlar birbirine eşit olduğu için burada da güzel bir denge olur. Geldik buraya. Arkadaşlar, aşağı doğru ne var? Ağırlığımız var. Öyle değil mi? Türdeşliği için tam ortada diyoruz. Yukarıda ne var? Tam şu hizada ortasında kaldırma kuvveti var. Evet. Arkadaşlar, ÖSYM'nin bir sorusu var. Bu net. Denge olmaz. Bu net olabilir. Bu net olabilir. Bu net olabilir. Şimdiki sorumuzda da olabilirli değerlendirme şansınız vardır. Nasıl var arkadaşlar? Şu şekilde. Şimdi hocam, itiraz edenler olacaktır illaki. Normaldir. Çünkü kolay kolay anlaşılan bir soru modeli değildir. Şimdi arkadaşlar, bu şekilde hocam dibe batıyor. Ya batmaya da bilir. Yani böyle bir şekil çizdiğimiz zaman illa dibe çökecek diye bir şey yok. Mesela ben bu şekli çizdim. Size diyorum ki bu cisim dengede diyorum. Bu cismin dengede olduğunu söylüyorsam sen ona göre ayak uyduracaksın. Ne diyeceksin hocam? Türdeyse ortada ağırlığı var. Kaldırma kuvveti yukarıda var diyeceksin. Aşağıda ağırlığı var. Madem dengede diyorsanız, o zaman başka hiçbir şeyin, yani burada tepkinin olmaması gerektiğini söylemeniz lazım. Hocam, demek ki bu şekilde olmalı. Evet, burada da eğer ki tepkiniz sıfırsa arkadaşlar, böyle bir denge olabilir. Eğer ki tepki olduğunu söyleseydi soruda, o zaman tepki varsa böyle bir denge olmaz diyecektik. Dolayısıyla tepkinin olup olmadığını bilmiyoruz. Evet, diyebilir, temas gibi görünebilir ama bunun için net bir şey söylememiş soruda. O yüzden onu da alacağız. Geldik. Eşit hacimli cisimler şekildeki bir dengededir. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. Eşit hacimli olduğunu biliyoruz. O zaman eşit hacimli ise, güzel bir soru, ne anlatmaya çalışıyor biliyor musunuz? Bunların batanları aynı demek istiyor. Evet, aynı sıvıda. Batanlar aynıysa bunları etkileyen kaldırma kuvvetleri nedir? Eşittir. Çünkü kaldırma kuvveti neydi arkadaşlar? V batan, D sıvı, G. Batanlar aynı. Aşağı doğru burada ne var? X'in ağırlığı var. Burada ne var arkadaşlar? Y'nin ağırlığı var, öyle değil mi? Dengemiz var. Şimdi bu sistem dengedeyse arkadaşlar, şu ip ve şu ip, buraya göre torklarının ne olması lazım? Eşit olması lazım. Ben de eşit diyorum. Tx ne kadar? Hem kaldırma kuvveti hem torku, güzelce bir harmanlamış bir sorumuz arkadaşlar. Eşittir. Ty çarpı kim olacaktır?
2 olacaktır. O zaman buraya 2t dersem buraya ne demek zorundayım? 3t. Kim daha büyükmüş? Y daha büyük olacakmış. Kaldırma kuvvetleri eşittir demiş. Doğru demiş. Kütlelerine gelelim. Buradaki denge şartını yazıyorum arkadaşlar. 2t artı f x'in ağırlığına eşit. Bir de buradaki denge şartını yazalım. 3t, oradaki ipi biliyoruz. Burada hesaplamıştık. Artı f, f'lerin aynı olduğunu biliyoruz. G'ye. Kim daha büyük? Y daha büyük diyebiliyoruz. Güzel bir sorumuz oldu. Geçiyorum. Evet. Son bir sorumuz arkadaşlar. Bir de bunu da bilmeniz gereken soru modellerinden biri. Soruyu şöyle izah edeyim ben size. Arkadaşlar bir cismimiz burada sıvı, L cismi sıvıya atıldığında bu şekilde dengede kalıyormuş. Buna göre yani sorumuz bu. Birinci şekil, ikinci şekil ve üçüncü şekilde kaldığında bilgiler vermiş, bunların doğru veya yanlış olduğunu bizden soruyor. Şimdi L cismini sıvıya attığınızda diyor ki böyle kalırsa, ikinci şeklinde, hemen birinci şeklinde böyle kalırsa, yani batmazsa, yüzen cisim olursa H1 H eşit olur. Evet, doğru diyor. Çünkü arkadaşlar buradayken ağırlığını K'ya uyguluyor. K'da ne yapıyordu? K'de ne yapıyordu? Sıvıya uyguluyordu ve sıvıyı öyle birlikte yükseltiyorlardı. Şimdi ne yapıyor? Kendisi yükseltiyor. Burada arkadaşlar attığınızda dibe batmıyorsa sıvının yüksekliğini ne yapmaz? Değiştirmez. Bu yargımız doğru. K'ya etki eden kaldırma kuvveti azalır. E K'nın üzerinden cismi aldınız. K ne olacaktır arkadaşlar? K'nın üzerinden cismi aldığınız zaman K yukarı çıkmayacak mıdır? K yukarı, burada evet, şekilde sizi kandırmak isteyebilirler. Kanmak yok. K yukarı çıktığı için kaldırma kuvveti ne olacaktır? Azalacaktır. Evet, geldik şekil 2'ye. Şekil 2 arkadaşlar. 60 bu sefer yüzen değil de askıda kalan cisim. Aynı mantıkta askıda kalan ve yüzen cisimler sıvının yüksekliğini ne yapmazlar? Değiştirmezler. Yani H2 yine H'a eşit olmalıydı. K'ya etkilen kaldırma kuvveti azalır. Evet, K'nın üzerinden cisim aldınız. K yukarı çıkacak. Batanı azalacağından azalmış olacaktır. Şekil 3'teki gibi dengede kalırsa diyor. Evet, batıyormuş arkadaşlar. Batan cisimler ne yapıyor? Burada üzerindeyken çok ağırmış ki cismi indiriyor. Bayağı bir indirmiş ama aldığınızda getirip bir yere vuruyor. Bu sefer suyla çok muhatap olmayacak. Yani şu şekilde düşünün. Burada bütün ağırlığını K'ya, K'da bütün ağırlığını sıvıya uyguluyor. K'nın üzerinden aldınız, getirdiniz buraya. Bu sefer ne yapıyor? Bütün ağırlığını suyla muhatap ettiremiyor. Bir kısmını neye harcıyor? Tepkiye harcıyor. Yani istediği kadar sıvıyı yükseltemiyor. Dolayısıyla istediği kadar sıvıyı yükseltemediği için H3 arkadaşlar H'tan ne olacaktır? Küçük olacaktır. K'ya etkiden kaldırma kuvveti azalır diyor. Doğrudur. Evet arkadaşlar, konumuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.